Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in can parçası Hazreti Fatıma annemizin dilinden düşürmediği duası vardı. Annemiz şöyle dua ederlerdi: Ey ezeli ve ebedi hükümdar! Ey kudretiyle bütün alemi var eden Allah'ım! Merhametine sığınarak dua ederim ki, gözümü açıp kapana kadar dahi beni bana bırakma Allah'ım. Benim bütün iş ve hallerimi lütfunla düzenleyiver ey Rabbim, sana hamdolsun. Hazreti Fatıma annemiz kuruluşun derin bilincine ulaşmıştı. Bütün varlığıyla Allah'a ait olduğunu derinden bilirdi. Şuuruna oturmuş bir manaydı bu. Bu şuurun, bu bilincin gereği olarak dua ediyordu. Hayatının hiçbir karesinde nefsi adına hareket etmek istemiyordu. Bunun bir gaflet olduğunu biliyordu. Allah'ın verdiği bütün imkanları nefs adına kullanmak ne büyük bir gafletti, ne büyük bir aldanıştı. Hayatın sahibi oydu. Hayat onun için yaşanırdı. Annemiz bütün varlığıyla bu iklimin içindeydi. Duası bu bilincin duasıydı. Peygamber Efendimiz can parçasını solmuş elbiseler içinde çocuğunu emzirirken gördüğünde gözleri dolardı. Kızının elbisesi solgundu. Kimi zamanlar açlığın halleriyle yüzü solgun olurdu. Her nasılsa bedenindeki kan tüm açlığa ve yorgunluğa rağmen süte dönüşüyordu. Kızıl kanı ak süte dönüştüren rahmani bir mucizeydi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları Peygamberimizi canlarından aziz bilirlerdi. Onun bir emrine can feda ederlerdi. Efendimiz arkadaşlarından birine seslenseler, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah," diye can atarlardı. Ama Efendimiz kimseye mihnet etmezlerdi. Kendine hizmet ettirmekten hoşlanmazlardı. Onun hayatı tam bir sadelikti, tabilikti. Müslümanlar kuvvetlenmişlerdi. Savaşlardan ganimetler elde etmişlerdi. Maddi imkanlara kavuşmuşlardı. Hayat standartları yükselmişti. Peygamber Efendimiz ise yine o sade hayatına devam ediyorlardı. Oysa Rabbu Teal bütün ganimetlerden beşte bir hisseyi peygamber ve ailesine helal kılmıştı. Peygamber Efendimiz kendisine düşen bu payları yoksullara ve yetimlere veriyordu. Ayrıca Efendimiz ve ailesi sadaka ve zekat almazlardı. Bu kendilerine haram kılınmıştı. Sadece hediye kabul ederlerdi. Efendimizin asil özelliklerindendi. Kendisine hediye getirenlere mutlaka hediye verirlerdi. Karşılıksız bırakmazlardı. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler ticari hayattan istifade etmişlerdi. Durumlarını iyileştiriyorlardı. Özellikle Hayber'in fethinden sonra bütün Müslümanların maddi imkanları daha bir yükselmişti. Bütün bunlara rağmen Efendimizin hanesinde bir değişim yoktu. O sade hayat aynen devam ediyordu. Yükselen maddi imkanları yoksullara, öksüzlere, yetimlere dağıtıyordu. Efendimiz mağdur olabilirdi ama başkalarının mağdur olmasına dayanamazdı. Ayet-i Kerime'de sizin sıkıntıya uğramanız onun ağrına gider buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına dünyalık rahatlık yerine zühd ve takvayı teklif etmişlerdi. Ey Fatıma, Cebrail bana şu haberi getirdi. Mümin kadınlar içerisinde en büyük ızdıraba sen müptela olacaksın. Gayret et de sabır yönünden onlardan geri kalma buyurdular. Ahzab suresinin 33. ayetinde ise Allahu Teala ehli beytten kirlerin temizlenmesini ve onların tertemiz olmasını istiyor buyurulur. Sabır bir ateş gibiydi. Sabır zorluklar içerisinde kalmaktı. Sabır zorlu geçitlerden geçebilmekti. Sabır Allah'ın verdiği imkanları sonuna kadar kullanmaktı. Sabır zorluk ateşinde yanmaktı. Yandıkça temizlenmekti,
tertemiz olmaktı. Sabır, hamlıklar mevsiminden geçmekti. Sabır, meyveye durmaktı, meyve vermekti. Sahabi kadınlardan Fatıma binti Hübeyre Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Parmaklarında altından iri yüzükler vardı. Efendimiz yüzükleri görünce gül yüzlerin neşesi kayboluverdi. Huzursuz oldukları hemen belli oluyordu. Hübeyre Efendimizin altın yüzüklerden rahatsız olduğunu hemen anladılar ve Efendimizin huzurundan ayrıldı. Hübeyre doğruca Hazreti Fatıma annemizin hanesine geldi. Başından geçeni bir bir anlattı. Fatıma annemizin de o sırada boynunda çok kıymetli olmayan ince bir kolye vardı. Bunu Ali Efendimiz hediye etmişti. Hübeyre'nin anlatmasından sonra Hazreti Fatıma annemiz telaşlanır ve hemen boynundaki kolyeyi çıkarır. Tam bu esnada Peygamber Efendimiz çıka gelirler. Hazreti Fatıma'nın elindeki kolyeyi görürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızına, "Ey Fatıma! Halkın Resulullah'ın kızının elinde ateşten bir zincir var demesi seni memnun eder mi?" buyurdular. Peygamber Efendimiz cam parçasına bu beyanda bulunurlar ve hemen geri dönerler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma annemiz kolyeyi hemen çarşıya gönderir. Bir kuyumcuya bozdurup parasıyla da bir köle azat eder. Bu durumu Peygamber Efendimiz öğrendiğinde Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diye Rabbine hamd ederler. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına, "Ey kızım, şu duayı okuman senin için hizmetçi veya yardımcı edinmenden daha hayırlıdır. Allah'ım, sen yedi semanın Rabbi, arş-ı azamın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan'ı indiren, tohum ve çekirdekleri açansın. Her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Her şeyin alnından yapışmışsın, dizginleri senin elindedir. Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da bir şey kalmayacaktır. Sen zahirsin ve senin üstünde bir şey mevcut değildir. Sen batınsın, senin dışında bir şey yoktur. Benim borcumu öde, beni fakirlikten kurtar, zengin kıl." buyurdular. Zaman zaman ifade ediyorduk. Efendimizin temel ilkelerindendi. Hiç kimseden bir şey istememe şeklinde bir hayatı vardı. Aynı hayatı kızına öğretiyordu. Bütün ihtiyacını Rabbine arz etmesi gerektiğini öğretiyordu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz İbn-i Avyede'ye şunları anlatıyordu. "Sana kendimden ve Resulullah'ın kızı Fatıma'dan bahsedeyim mi? Ki o babasının ve ailesinin en sevgili olanıydı. Fatıma değirmen çevirirdi. Elinde yaralar meydana gelirdi. Kırba ile su taşırdı. Bu da boynunda yaralar açardı. Evi süpürürdü, üstü başı toz toprak olurdu. Bu sıralarda Resulullah'a köleler getirilmişti. Babana gitsen de bir köle istesen dedim. Gitti. Aleyhissalatü vesselamın yanında bazılarının konuşmakta olduğunu gördü ve sessizce geri döndü. Ertesi gün Resulullah Fatıma'ya gelerek, "Kızım ihtiyacın neydi?" diye sordu. Fatıma sükut edip cevap vermedi. Ben araya girip, "Ben anlatayım ey Allah'ın Resulü" dedim ve açıkladım. Açıklamam üzerine Resulullah, "Ey Fatıma, yatacağın zaman 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber de. Böylece hepsi 100 yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır." buyurdular. Fatıma, "Allah ve Resulünden razıyım" dediler. Hazreti Fatıma annemizin hayatında zikir ve dua büyük bir yer tutardı. Dilinde zikir vardı, dilinde dua vardı. Dua Rabbi ile içli içli söyleşmekti. O iç dünyasını daima Rabbine açardı. Hep onunla olmaya titizlik gösterirdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.